şimdi devre arasında arkadaşlara dedim ki bu maçı 2-1 kazanacağız dedim. Çok iyi oynamadık ama sonunu iyi getirdik. 10 kişiyle 2-1 yapmak çok önemliydi. Tebrik ediyorum çocukları. Ama bu kadar bir daha stres yaşamayalım. Başkanım, maç hakkında görüşünüz. Önce öpüyorum sizi. Hakan'ımı da öpüyorum. Sağ ol başkanım. Sağ olun. Son saniyede gelen bir gol ve çok güzel bir 3 puan aldık başkanım. Evet, gerçekten zor olacağını biliyorduk ama bu kadar zor olacağını bilmiyorduk. Ben öncelikle gerçekten muhteşem bir taraftar topluluğu, ilk defa Balıksız Spor'un yanında bu kadar tribünler dolmuş bir şekilde yerlerini aldılar. Bu destekle galibiyet olmaması mümkün değildi. İşte taraftarın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ben başta taraftarımız olmak üzere Balıkesirli hemşerilerimize verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Ama özellikle bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Bizim bir valimiz var. Hem adı Yılmaz, soyadı Arslan. Sadece adında değil bu özellikler, kendisinde de. Her zaman Balıkesir Spor'un maddi manevi yanında, ben özellikle başta sayın valimiz olmak üzere Balıkesir Spor'a maddi manevi desteğini esirgemeyen Balıkesirli iş adamlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten Balıkesir halkı Balıkesir Spor'un daha üst yerlerde olmasını ne kadar arzu ettiğini bugünkü maçta da gördük. Balıkesir Spor mutlaka Allah'ın izniyle bu Balıkesir taraftarının desteği sürdüğü müddetçe bu sene Bankasya'ya çıkacak. Buna inanıyorum. Bizler inanıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz inanıyor. Onlar 10 kişi kalmasına rağmen son saniyeye kadar maçı bırakmadılar ve bunun sonucunda da hak ettiğimiz 2 puan aldık. Ben bütün futbolcularımızı da tekrar alınlarından öpüyorum. Onlar gerçekten güzellerin her şeyine, güzelliklerin her şeyine hak ediyorlar. Balıkesir halkı da hak ediyor. Ben inşallah bu galibiyet serilerinin devam edeceğine ve Balıkesir'in Allah'ın izniyle bu taraftarla birlikte Bankasya'ya çıkacağına inanıyorum. Çok zor bir maç oldu ama neticede kazandık. Biz Balıkesir Spor olarak bu sezon şampiyon olarak Bankasya'ya çıkmak istiyoruz. Ama bunun çok çok zor olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz. Bu zorlukları aşaraktan şampiyon olacağız. Gerçekten çok zor maç oldu. Ama kazandık. Gerçi rakiplerimiz de kazandı ama tabii şampiyon olmak için zorlukları aşmak gerekiyor. Bu zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Çünkü Balıkesirspor, özellikle söylüyorum taraftarıyla, üstüne basa basa söylüyorum, Süper Lig maçlarında bu seyirci olmuyor. Görüyorsunuz seyircinin halini. Herkes şampiyonlar somuş durumda. Teknik heyetimiz, futbolcular, idare heyetimiz ve bütün taraftarlarımız el birliği içerisinde bu şampiyonluğu yakalayacağız. Ufak tefek geriye düştüğümüz durumlarda seyircilerimizden bazı küçük tepkiler alıyoruz ama İnanın biz de istemiyoruz bunları ama görüyorsunuz sabır ettiğimizde kazanmasını biliyoruz. Herkese bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Balıkesirspor hedef koyduğu şampiyonluğa doğru hızla gidiyor ama bunu engellemeye çalışanlar da olacaktır tabii. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Vallahi çok sevinçliyiz. 3 puanı son saniyelerde aldık. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah Mayıs ayında bu ipi biz göğüsleyeceğiz. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok zor oldu maç. Herkesin gördüğü gibi. Tebrik ediyorum çocukları. Önümüzde yine bir final maçı var. Bundan sonraki maçlar böyle artık. Hiç telafisi olmayan maçlar. Eksiklerimiz de var. Sarı kart cezalarımız var. Bir kendimize gelelim bakalım da toparlarız Allah izniyle hafta içi. İnşallah Turgut'u da böyle güzel bir sonuç ederiz. Çok coşkulu bir galibiyet aldık ve aynı zamanda da çok önemli bir galibiyetti bu. Şu anda lig puan durumuna baktığımız zaman Balıkesirspor'un birkaç maç içerisinde lider olması için önce bu maçı alması gerekirdi. Haftaya da Turgutlu Spor maçını alırsak Urfa'da Altay'a gidiyor. Muhtemelen orada bir Altay'ın galibiyeti Balıkesirspor'u tekrar lider yapacaktır. İnanıyorum ki 2 maç sonra Balıkesirspor lider olur ve bundan sonra sezon sonuna kadar lider olarak devam eder ve şampiyonluğu elde eder. Bugün futbol açısından belki biraz daha vasat oyun oynadık, özellikle ilk devre.
Ama ikinci devre toparlayıp son dakikaya kadar direnerek maçı aldık. Özellikle seyirciye burada teşekkür etmek lazım. Takımını destekledi. Gördüğünüz gibi eğer Balıkesirspor'umuz iyi oynarsa seyirci onu destekliyor. Bugün ben seyirciden de çok memnunum. Hem stat tribünler hem de tribünlerin dışı coşku doluydu. Hayırlı olsun Balıkesirspor'umuz için. Balıkesirspor zor da olsa galibiyeti almasını bildi. Azmin, hırsın neticesi olarak görüyorum. İnşallah bankası olacaklar. Teşekkür ederim. O da kırmızı kart gördü. 10 kişi galip gelmek çok güzel bir duygu. İnşallah sezon sonunda da bu galibiyet belki bize şampiyonluğu getirecek. İnşallah sezon sonu emeğimize ulaşacağız. Evet, Ali Öztürk'le beraberiz. Ali, maç hakkında neler söyleyeceksin? Valla çok güzel bir galibiyet oldu. Biz sonuna kadar inanıyorduk bu maçı alacağımıza. İlk yarı geride kapattık ama inancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Bu galibiyeti babama armağan ediyorum. Evet, Caner'le birlikteyiz. Caner, bugün inancın zaferini gösterdiniz. Evet. Neler söyleyeceksin? Güzel bir galibiyet oldu. Zor oldu ama güzel oldu. Halkımıza armağan ediyoruz. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bekle Bankasya geliyoruz diyoruz. İşte taraftar, işte şampiyon.